Doğal taşların şifasını konuşacağımız bu videomuza hepiniz hoş geldiniz. Doğal taşların canı var mı? Ruhu var mı? Onlar neler yapıyorlar? Nasıl böyle çalışıyorlar? Nasıl bizi şifalandırıyorlar? Bu videomuzun konusu bunlar olacak. Eğer doğal taşlara inanmıyorum ama doğal taş da neymiş diyorsanız bu videoyu hemen kapatabilirsiniz. Ama kendinizi geliştirmek, doğadaki şifaları deneyimlemek istiyorsanız bu video tam size göre. Yaradan daha biz doğarken, dünya hayatı başlarken aslında her şeyi şifalı olarak bizlere sunmuş. Bitkiler, aromaterapi, yağlar, taşlar bunların her biri bizim için bir şifa kaynağı. Eskiden bilindiği üzere ne bir ilaç vardı, ne bir kimyasal teknoloji vardı, bir teknik vardı. Her şey doğadaki minerallerle, otlarla, yağlarla şifalanıyordu. Şimdi hal böyleyken ilaç sanayi, kapitalizm, emperyalizm derken biz doğadan uzaklaşıp olabildiğince teknolojiyle, işte kimyasal şeylerle haşır neşir hale geldik. Halbuki günümüzde doğunun ilmini, batının da bilimini alıp sentezleyerek harmanlasak şu an daha sağlıklı, daha dingin, daha dinç, huzurlu ve mutlu olmamız mümkün. Gel gelelim şimdi doğal taşlarla nasıl şifalanacağız, nasıl taş seçeriz, nasıl temizleriz? Bu videoda birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin bakalım doğal taşlar bize nasıl fayda sağlıyor? Doğal taşlar nasıl bizi şifalandırıyorlar diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Doğal taşların her birinde farklı mineraller mevcuttur. Bunlar bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış gerçeklerdir. Buna ister inanın ister inanmayın. Doğal taşların her birinde farklı mineraller olduğu için bizde bedende neden hastalık başlar? Çeşitli vitamin ve mineraller azaldığında, eksik olduğunda. Ve şimdi size çok ilginç bir püf noktası söyleyeceğim. Hasta olduğunuzda ne yapıyoruz? Ellerimize, ayaklarımıza Vicks veya sarımsak sürmek çok etkili bir tedavi yöntemidir. Bunu da aklınızda bulundurun. Hastalandınız diyelim, elinize ve ayaklarınıza sarımsak sürdünüz. Sarımsağı yemediğiniz halde belli bir zaman sonra ağzınızdaki o sarımsak kokusunu hissetmeniz mümkündür. Nasıl mı? Bedeninizde eller ve ayaklarda yer alan gözenekler sayesinde organlarınız dahi ağzınıza kadar o kokuyu getirebiliyor. Dolayısıyla hal böyle olunca derimizde yer alan gözenekler sayesinde bu taşlarda bulunan mineralleri beden yavaş yavaş kendi içine çekiyor. Ve ihtiyacı olan mineral takviyesini doğal taşlardan almış oluyor. Bu doğal taşlar gerçek bir doğal taşsa tabii ki. Bunun için farklı videolarda bahsettiğim doğal taş gerçeklik testlerini uygulayabilirsiniz. Eğer gerçek bir doğal taş kullanıyorsanız bu taşlarda zamanla renklerinde solma, sararma veya şekillerinde böyle dibe çökme, çukur oluşma gibi şeyler gözlemleyebilirsiniz. Bu demek oluyor ki o taş görevini yerine getiriyor. Bedeniniz ihtiyacı olan minerali bu doğal taşlar sayesinde kendine çekiyor. İşte doğal taşların şifalandırma yöntemi bu şekildedir. Fakat taş seçerken çok dikkatli olmalısınız. Mesela yüksek tansiyon hastasısınız diyelim. Bir ametist taşı kullandığınız zaman tansiyonunuz daha da yükselip sürekli kalp çarpıntınız olabilir. Sürekli baş ağrınız olabilir. Kendinizi hep atakta hissediyor olabilirsiniz. O yüzden daha çok bu pozitif enerji veren, enerji yüklemesi yapan ametist taşı size uygun değildir. Bunun yerine tansiyon hastalarının lapis lazuli taşı, yani bu gördüğünüz taşı tercih etmeleri çok daha faydalı olacaktır. Çünkü tansiyonu dengeleme, tiroid hormonunu dengeleme özelliğine sahiptir. Lapis lazuli taşı içerdiği mineraller sayesinde tabii ki. Diyelim ki cesur değilsiniz, kendinize güveniniz yok, özdeğer, özsaygı sorunu yaşıyorsunuz. Bunun içinde en başarılı olan taşları size söylemek istiyorum. Erkeklerde özellikle şurada gördüğünüz kaplan gözü taşı çok fayda gösterir. Veya sitrin taşı da yine doğru karar vermeyi, cesur olmayı, özdeğeri, özsaygıyı sağlayan bir doğal taştır. Üçüncü çakrayı çalıştıran doğal taşlardandır. Ve kadim uygarlıklarda sitrin taşını tüccarlar çok kullanırmış. Doğru kararla birlikte cesur hareket ettiklerinde bolluk bereket yani para onlara gani gani akarmış. O yüzden sitrin taşına tüccar taşı da denmektedir. Bu da size artı bir bilgi olsun. Sevgiye mi ihtiyacınız var? Kalbinizi blokajlarından arındırmak mı istiyorsunuz? Herhangi bir kalp rahatsızlığı mı yaşıyorsunuz?
o zaman pembe kuvars veya yeşim taşlarından fayda görebilirsiniz. Bir diğer özellik. Diyelim ki çok streslisiniz. Hayatınızda huzur yaşamaya ihtiyacınız var. Şu zihninizi birazcık susturup sakinleşmeye ihtiyacınız var. İşte burada da selenit taşı imdadınıza yetişecektir. Selenit taşının içerdiği selenyum minerali bizim bedenimizin daha huzurlu olmasını, zihnimizin sakinleşmesini sağlayan çok güçlü bir taştır. Ben de kendi meditasyon çalışmalarımda özellikle geceleri uyumadan önce başucumda yer alan büyükçe bir lambam sayesinde meditasyon yapıyorum ve günün bütün yorgunluğunu bedenimden, zihnimden uzaklaştırıp huzurlu bir şekilde uykuya dalıyorum. Ve gece boyunca ben uyurken başucumda bulunan o selenit doğal taş lambam benim arınmamı, bedenimde bulunan zararlı düşüncelerin, zararlı kimyasalların bedeninden uzaklaşmasını sağlar. Özellikle kanser hastalarının selenit taşını mutlaka kullanmaları gerekiyor. Kanser hastaları için bir iki taş tavsiyesi daha vermek istiyorum. Özellikle dumanlı kuvars taşını mutlaka kullanmaları gerekiyor. Çünkü dumanlı kuvars taşı o kanser hastalarının aldığı tedavilerden dolayı bedenlerinde biriken radyasyonun, o negatif ışınların etkisinin negatif etkilerini temizlemeye yarıyor. Dolayısıyla eğer ki kanser hastasıysanız dumanlı kuvarsı, selenit taşını ve bir başka taş, florit taşını kullanmaları çok önemlidir. Ve kanserin türüne göre mesela kalp hastasıysa eğer, kalple alakalı bir akciğer kanseri ise mesela kalp bölgesindeyse o ya da göğüs kanseri ise pembe kuvars kullanılabilir, yeşim kullanılabilir. Kanserin türüne göre de kullandığımız taşın farklılaşması da söz konusudur. Bir diğer hastalıktan bahsedelim. Boğazınızda mesela tiroid sorunu yaşıyorsunuz. Üst solunum yolları sorunları yaşıyorsunuz. Bunun için şurada görmüş olduğunuz kehribar çok çok faydalı bir taştır. Kehribar aslında taş demek istemiyorum çünkü doğal taş değildir. Kehribar ağaçlarda yüzyıllar içinde oluşan bir reçinedir. Doğaldır tamamen. Dolayısıyla boyun bölgemizde kullandığımız bir kehribar bizim tiroid sorunlarımıza, üst solunum yollarına, dişlerin sağlığına çok iyi gelecektir. Bu nedenle kemik ve kas yapısını da güçlendiren kehribarı çocukların diş çıkarma döneminde kullanmak onların o salya akıntısını, ateşlerinin olma durumunu, huysuzluk, ağrı, sancı durumunu hafifletmek için çok kullanılır, çok da moda olmuştur. Gelelim bir başka taşa. Yine boğaz bölgesinde iletişim, kendinizi ifade etmek, anlatmak, anlaşılmak. Hele bir de nazardan korunmak istiyorsanız turkuaz ama gerçek bir İran firuzesi, İran nişabur turkuazı kullanmak sizin bu yaşadığınız iletişim sorunlarından arınmanızı sağlayacaktır. Ve genç kadınların, bekar kadınların da kısmetini açtığı yönünde düşünceler de vardır kadim uygarlıklardan bugüne. Ve bir başka taş. Gelelim buradaki taşlardan birinden size bahsedeyim. Ay ve güneş taşı birlikteliğini benim çok sevdiğim kombinler arasında yer alır. Çünkü ay dişil enerjidir, soğuktur, bizi dinginleştirir, yavaşlatır. Güneş ise eril enerjidir, babadır. Bize ısı verir, ışık verir, aydınlatır, harekete geçirir. İkisini birlikte kullanmak da bizim bedenimizdeki dengeyi sağlar. Yani eril ve dişil enerji. Aydan aldığımız dişil enerjiyle güneşten aldığımız eril enerjiyi dengelemek istiyorsak, bedenimizde tam ve bütün bir dengeye ulaşmak istiyorsak, tıpkı benim yaptığım gibi böyle bir ay-güneş kombini kullanabilirsiniz. Kadınların özellikle menstruasyon dönemlerinde ay taşı kullanmak o dönemlerinin çok daha rahat, kolaylıkla metabolizmalarının daha dengeli bir şekilde geçirmelerini sağlayacaktır. O yüzden özellikle kadınlara ay taşını çok tavsiye ediyorum. Bir diğer taş, apatit. Kadınların yine kullanması gereken, metabolizmayı dengeleyen, hatta zayıflatan, spiritüel özelliklerimizi, hislerimizi daha kullanmamızı sağlayan, rüyalarımızı hatırlamamızı sağlayan taşlardan biridir. Rüya demişken uyku sorunu çekenlere yönelik de bir taş söyleyeyim. Uyku sorunları çeken insanlar için küçük bir lepidolit
ham taş yastığın altına koymak uykularınızın çok daha çok daha derin geçmesini sağlayacaktır. Eğer rüya görüyor ama hatırlayamıyorsanız da sizin rahat uyumanızı sağlayacak bir başka taş, rüyalarınızı hatırlamanızı sağlayacak bir başka taşsa kıyanit taşıdır. Mavi kıyanit taşını başucunuza veya yastığınızın altına koymak da rüyalarınızı hatırlamanızı sağlayacak, çok daha keyifli, huzurlu rüyaları görmenizi sağlayacaktır. Başka size labrador taşından bahsetmek istiyorum. Ben de hem yüzük formunda hem bileklik formunda genelde bu sıralarda kullandığım taşlar arasında. Çünkü bir labrador taşı özellikle spiritüel işlerle uğraşıyorsanız, enerji çalışmaları yapıyorsanız, başkalarının enerji alanlarına girip çıkıyorsanız bu negatif enerjilerden sizin korunmanızı sağlayacaktır. Spiritüel enerjinizi, eterik bedeninizi korumayı sağlayan labrador taşını da kullanabilirsiniz. Ve benim kullandığım bir başka taştan bahsedeceğim size. Opal taşı. Opal taşı da yine eterik bedeni korumakta. Travmaların o eterik bedene kaydolduğu negatif etkilerini temizlemekte çok güçlü bir taştır. Sizin süptil enerji alanınızın genişlemesini sağlar ve eterik bedeninizi koruyarak katmanlarınızda daha derinleşmenizi sağlayabilecek, sizi tedavi edebilecek, onarabilecek bir taştır. Tabii ki enerji bedende çalışır. Fiziki bedende de çalışması için o çeşitli minerallerle sizi her zaman destekler. Siz hangi doğal taşları kullanıyorsunuz? En çok hangilerini seviyorsunuz? Hangi hastalık için nasıl bir taş önerisinde bulunmamı istiyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşır mısınız? Ayrıca bu videodan yararlanmasını istediğiniz kişilere de gönderebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.